Merhaba arkadaşlar, Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. izleyenlerim adına ben niyetlendim arkadaşlar. Sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin. Bakalım ne diyecek bize açılamamız. Uyanı alın, uymayan evrene gönderin. Ve tabii ki de tüm pozitif enerjimi göndererek niyetleniyorum adınıza. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra gördüğüm enerjiyi sizlere aktarmaya çalışacağım dilimin döndüğünce. Şöyle birlikte bir göz atalım. Neler diyor bir tepenin üstünde zaten üç kişi var şurada konuşuyorsunuz. Ve burada birisi burada birisi böyle siz bu sıkıntının üstüne çıkmışsınız bakalım. Hayırlara inşallah şurada kocaman çirkin bir yüz görüyorum. Dikkat etmek lazım etrafınızdaki insanlara. Hay, örümcek ağı gibi olmuyor olmuyor demiş birileri hmm. yoğun bir döngü desiniz. neyse aslında şöyle en yoğunun atlatmışsınız en azından onu biliyoruz ben burada partner görüyorum direkt söyleyeyim aranızdaki ilişkide evlilikte inişli çıkış dönemler yaşıyorsunuz ortaklıkta bir türlü anlaşamamalar yaşıyorsunuz amcanızla böyle el sıkışamamışsınız İşten çıkacaksınız patronunuzla olmamış bir şey var burada şimdi sizin aslında kuyruğunuz birine bağlı bu demektir ki arkanızda sizi destekleyen biri var. Eşinizdir mesela. Köstek değil, kuyruk gibi vermiş ama bağlı olduğunuzu görüyorum. Arkadan bağlısınız. Şimdi önünüzde de bir kişiyle karşılıklı konuşuyorsunuz ki bu şimdi şöyle diyelim ikinci evliliklerde çocuğum var benim belki bağın o. Ya da vekersen annenle daha çok yoğun vakit yani baban, ailenden biriyle. Bu diyeceksin ki arkadaşım ikisi de değil. Ben nereye bağlayacağım bunu? Manevi anlamda seni etkileyen biri mi vardır bilmem. Bağlı çıkmışsın. Şu karşındaki insan da aslında onun da durumu daha vahim. E çünkü ikili ilgili konuşup konuşup birileriyle bir netleştiremiyor ki görme gitsin. Yani aslında sen tek bir kişinin bağını yaşarken, kafandaki insanın tek bir kişiden baskı uygularken, baskı yerken, işte mücadele ederken arkanda senin daha doğrusu muhatap olduğun insanda ikili ikili konuşmalar var ve boş. Ondan zaman çalmışlar. Yani karşınızdaki insan sizden zaman istiyorsa... Yalan değil. Doğru. Baya zaman istiyor. Çünkü net değil. Gibi bir döngünüz olmuş sizin aslında daha çok burada. Sonrasında arkadaşlar şimdi bu ilginç enteresan şekiller görüyorum. Bakın. Olaylar birbirlerine bağlı demek. Şöyle gösteriyor olacağım. Siz şimdi dönmüşsünüz. Burada bir iki kişisiniz. Burada bir partnerlik var. Bu iki kişiyi kim görmüş? Bu iki isim, belki de aynı iki kişi. Tekrar önce bir konuşuyor. Sonra kökleniyor. Fakat Burada altta ailedeki iki kişi farklı düşünüyor. Birisi dışlanmış ama olay bir bütün. Bu ikili önce bu olay sonrasında konuşacak. Sonrasında köklenecek gibi bir bağlantı var. Yani iki ayrı konunuzun maalesef aynı zamanda sizi yoruyor olduğu anlamına gelir. Ne olacak biliyor musunuz? Bildiğiniz süpermen gibi böyle koşan parasal bir konu bu arada dikdörtgeni yamultun, bir ucunu üçgenleştirin. Öyle bir tarlanız var mı? Düz değil yamuk. Ve de dikdörtgen kadar keskin değil bir kısmı ucu kırtılmış bir alanın sizin adınıza bir parasal konuyla alakalı. Diyeceksiniz ki öyle bir tarlam olmak zorunda mı? Yok arkadaşım 5 kuruş param yok ne tarlası? O zaman derim ki birisinin tarla meselesi olabilir. O kişi çünkü size geliyor. Çünkü o kişi geliyor. Ya size bu olayla ilgili bir çıkış netice ya da zaten tam olarak böyle bir olayı yaşadıktan sonrasında o der ki biliyor musun köydeki bir ahşam tasıldı da şu oldu bu oldu size bir imdat yetişen var yani hazır yetişiyor size burada desem olur gerçekten nitekim müthiş bir şekilde köklenmeniz var uzayıp gidecek olan davalarınız var ama hep böyle bir paketleme derdindesiniz. Sağ taraftaki ucu, sol taraftaki ucu birbirlerine bağlayalım. Yani siz biri bir olayı toparlama dönemindesiniz arkadaşlar. Hayatınızdaki şu süreç özellikle dün bugün. Bugün cumartesi günü geçtiniz. Pazartesi günü bir telefon görüşmesi yaptınız. Yok bir sonuca bağlamamış ki o konuşma. Konuşma sadece yani sen neyin kafası bu? Dercesine izlemişsiniz duymuşsunuz. Ee, i̇nsanlar size yardımcı olmaya çalışırlar ama yeterli gelmez arkadaşlar. Burada bir 3 rakamı görüyorum. Bana kalsa 3 hafta demek. Çünkü süreç zaten bu zaman başlamış oluyor. Yani diyor ki burası bana senin hayatında bu curcunayı halledebilecek tek kişiydi. Zaten o da halletti sorununu arsa meselesi gibi. Parasal bir mesele uzayıp bitmiş bir mesele olarak değerlendirelim. Sana bir çıkış noktası yaptı ve sen aslında ona çok güveniyorsun. Güvendiğin bir yoldasın. Biriyle beraber yola çıkmışsın ve burada partnerlik durumu tabii ki de var. Kökünüzü çünkü. Ee, bağlı görüyorum. Yani birisiyle beraberliğiniz var yoksa birisiyle beraberliğiniz olacak olsun istediğiniz için mi yansır? Tabii ki de belki. Ama ben sizi tek görmüyorum öyle söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi Mayıs'ın sonuna kadarki süreciniz <laughs> çünkü bir 15 günümüz var şurada Mayıs'ı bitirmeye. Bir köpek gibi görünen e, zararsız olacak bir insan var. Siz dal dalar, hani dalmak dal, gerken, köpeğin ısırmaya kalkması, dalaması diye derler ya. O anlamda bir köpek ile bir muhataplığınız var. Bu köpek sizin hayatınızda keskin uçları olan ve zaten aslında sizin de bildiğiniz pek de hayırlı düşünmeyen bir insanla yüzü. Yani çaçaron ne diyelim ona işte yüzsüz, arsız bir şey. Yani çok net kaygılıyorsunuz. Çünkü sizin tarzınız o değil ya o yüzden. Hani siz zayıfsınız diye algılamayın bu dediğimi. Köpek size zarar vermez ama tarzınız uygun değil yani. Siz böyle naif naif konuşursunuz. O da kalkıp der ki işte küfürle, argo, saçma sapan böyle bir konuşacak bir insan var şimdi. Sizin bu mayısın sonunda öncelikle ilk yapacağınız işlem o insanla yüzleşmek olacak ama çok güvenmiyorsunuz. Ne dedim? Siz güvenerek bir şeyler yapıyorsunuz şu an ve konuşacak olduğunuz insana zaten güvenmiyorsunuz. Aslında gardınızı almışsınız. Yani bu konuşuyor ama hayıra değil diyorsunuz. Çok gerçekten hayatınıza katmayacaksınız. Net bir gözlük çıkmış gözetleniyorsunuz. Fakat burada kademeli çıkacağınız bir yer var. Önce şu sonra bu. Herkes birbirinin ardı ardına gelmiş. Şurada bir konuşma yapacaksınız. Bu sizsiniz. Ee, bu karşı taraf. Sizsiniz dediğim zaten büyük bir paranın üstüne. İlk başta da gösterdiğim gibi 1, 2, 3, 3 rakamında görünüyor şuradan. Bu sizsiniz, bu insanla muhatapsınız ama bir şuraya bakın, bir şuraya bakın. Dolayısıyla e, buradaki insanı artık ekarte edersiniz, sorun neyse halletmiş olacaksınız. Burada da hayatınızda gelecek olan güzel bir ödeme, para, çözüm, aşabileceğiniz sıkıntı. Siz zaten buraya sahip olarak çıkıyorsunuz. Yani şuradaki arsa sizin arsanızsa siz artık onu büyütmüşsünüz. Bir iki üç uzlaşmış, sakince konuşan kişiler var burada. Aile fertlerinizde doğru kararlar alma zamanı Haziran 15'ine kadarki zaman. Haziran 15'ine kadarki zaman diliminde siz maddi olarak bir güçlenme yaşayacaksınız. Ayağınıza pelesenk olan, böyle bir türlü sizi ee, ne diyelim ona işte hani rahatlatmayan, işte ne diyelim ona e, hali hazırda bildiğiniz şey yapan, ayağınıza bağ olan, engel çıkartmaya çalışan, haset fesat işte o köpek dalamaya çalışıyor dedik. O kişilerden kişi ki bir tek kişi olarak çıkmış. Ee, siz zaten aslında çok da ee, yara almayacaksınız, geride bırakacaksınız. Siz geride bırakacaksınız o süreci arkadaşlar. Bu da tabii ki de sizin adınıza yeni gelecek olan kısmet ki Haziran'ın 20'sinden sonra gelmiş olur. Yani resmen geçmişe geçmişte bırakarak yeni kapı açmak mıdır bunun Türkçe'si? Evet ama siz bunu yaparken zaten tek değilsiniz. Yani aslında siz bireysel bir mesele değil bu. Sadece kendi hayatınızla alakalı bir durum değil bu. Baya baya ee, bir mesele yaşmış olacaksınız arkadaşlar. İki tane dedikoducu insan görüyorum burada. Aşağıdalar. Bu arada ailenize yakın çıkmışlar. Yani aile fertlerinizden. Hani öz amcanızdır yani. Belki öz halanız teyzenizdir. Ee, bir şekilde bu insanlar e, bu olaylar olurken yani baya baya saçma sapanlar ya. Aşağıda bildiğiniz birinin kulağında bir şeyler söylerken görüyorum. Hayır bir de faydası da yok sana ama sen bir şey aşmışsın. O senin adına çok seviniyor diyemeyeceğim yani. Ha ne var etkiliyor mu negatif? Hayır etkilemiyor ama çok da böyle... <laughs> Çok sevdiğim bir insan tarzı değil. Direkt gördüm onları. Fis 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 dedikoducularınız var. Apartmandaki e, dedikoducu komşularınıza çok prim vermeyin bu ara derim. Yani zaten onları her şartta konuşacaklar da. Hani sen şey diyorsun Allah'ından bul ya benden bulma diyorsun diyor aslında burası. E o yüzden arkadaşlar sizin hayatınızda bir dedikodu ya da <laughs> duyarsınız da bir de yani. Hani şey tipler vardır ya. Aa biliyor musun ben bunu söyledim. Yapar eder bir de çiğ çiğ söyler ben söyledim diye. Sanki hoş bir şeymiş gibi. Hiç suratını eşitmeden ekşitmeden Böyle dedim vallahi arkandan diye bir de kahkaha patlatır. <laughs> Öyle ki insan var hayatınızda. Yakınıza çıkmış aile fertlerinden olması çok muhtemel. Arkadaşlar şuradaki yüz çiğ şey bakıyor beğenmiyor. Gül yani e, bu aşamalarınızdan çok da memnun olmamış birileri var. İki kişi olarak çıkıyorsunuz. Bakın şimdi daha doğrusu bu iki kişi birbirleriyle küsmüş anladığım kadarıyla. Hele ki bu buradaki bir iki üç kişiye dönmüş. Garibim bunu bile terk etmiş. Yani demem o ki arkadaşlar ne olmuş biliyor musunuz? Siz bir hataya şahit olacaksınız. Haziran Temmuz ayında. Sizin hayatınız bu Haziran açtıktan sonra rahatlar. Temmuz ayında büyük bir rahat nefes alırsınız. Şu sizsiniz. Bu sizin ayağınızdaki biri. Ama daha çok bunun kaybettiği biri. Siz zaten bunu çok dest yani engel olamaz. Bu insan da garibim hem bunu kaybetmiş. Bu da arkasını dönmüş ki şu üçlü yüzünden. Yani bu o kadar mutsuz biri ki size gelip bir şeyler söylemeye çalışıyor ama Garibim mümkün değil ki siz ona artık yeter yani dediğiniz bir noktadasınız. Hem şunu kaybetmiş hem şunu kaybetmiş. Bu çünkü bu üçünün aklına bakıp da bunu arkaya dönmüş. Bu böyle dımdızlak kalmış. Çalıştığınız iş yerinizde arkanızdan iş kovalayan. Ayağınızı ıı, çukura çekmeye çalışan birileri varsa. Birilerinin gazıyla yapmış bunu. O gitmiş üç kişinin gazıyla. O da onun arkası. Aynısını yapmış. Hani ben diyorum ya falımız sonunda ilahi adalet er geç bulur, tecelli eder, geçici zaferler. Geçici zafer yaşamış garibim. Sonrasında aynısını yaşamış bir de. <laughs> yani size yapılanın aynısını yapıldığını Temmuz ayında çok net duyarsınız. Bilginiz olsun gayet net görüyorum. Şimdi bunun dışında şunu söylemek isterim. İş hayatınızın rutin gittiği, bereketinizin olduğu, kısmetli olduğunuz bir döngü hane hayatınızda net konuşmalar var ama sen anlat anlat duyuyorum falan kafasındasınız. Artık insanların söylemlerinden etkilenmemeyi öğrenmiş bir siz var. Çünkü mücadelenizi zaten bu bilinmezlerle bir noktaya kadar etmişsiniz. Bu konuşmalar sonrası, Haziran sonrası sizin adınıza çok çok rahatlayacağınız bir döngüdür. Burada benim gördüğüm evlilikle alakalı bir nokta var. Hemen şöyle ifade edeyim. Evlilikte parasal bir konuyu mu tepetaklak ettiniz? Yoksa sizi sıkıntı yaratan bir büyümü. Tepetaklak duran biri var. Ve siz net bir şekilde bu insan, şu insan birlikteler, burayı aşmışlar. Şuradakiler kenarda kalmış. Bunlar söylenti, boş konuşmalar. Hanenin içi zaten rahatlıyor. Şuradan bahsediyorum. Ters duruyor. E siz burada berabersiniz arkadaşlar. Biriyle berabersiniz ve evliliğinizde, ilişkinizde, mutluluğunuzda, evinize, yuvanıza birilerinin çomak sokmaya çalışması asla fayda etmeyecek. Ters dönecek. Belki de o da yaptığını bulacak. işte. aslında biraz hak, hukuk, adalet yani adaletin yerini bulduğu, e, yapanın yanına kar kalmadığı bir döngüdeyseniz ne mutlu size bugünü görebilmek diyeceğiniz zaman dilimi daha çok Temmuz sonrasında büyük rahatlıklarınız olacak. Hani Mayıs, Haziran için bir mücadeleden geçeceğinizi yorumladım ama hani tabağınız da özellikle diyor ki bu insanın artık derdi kalmamış olacak. Rutin aşamayacağın sıkıntıların olmaz. Allah daha çok versin her şekilde. Gönlünüze göre olsun diyorum. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. E, tabii ki de güzel bir döneme girelim hep birlikte. Herkes için hayırlı olan olsun her şekilde. E, bugünlük benden bu kadar sabahları ayrı, akşamları ayrı bakım yapmaktayım. Yeni katılan, yeni can olan, yeni soluk olan, yeni enerji sağlayan bütün arkadaşlarıma tek tek e, herkese olduğu gibi hoş geldiniz demek isterim. Ve de sonundaki sohbetimi ne diyor bu kadın diye ilk kez dinleyecek arkadaşlarım için de arka, açıklamak isterim. Ben ilk zamandan bu yana böyle bir böyle bir e, burada bir bağ oluşturduk. Önce bir e, enerji akışı geldi. Dolayısıyla birbirimizin dualarında olduğumuz aslında gerçekten sizlerin sayesinde pozitif kalabildiğim zamanlarım öyle çok oluyor ki herkes kadar dertli olan hayat içerisinde mücadele eden insanlarız. Dolayısıyla Neticede benim de hatam da olabilir, kusurum da olabilir. Neticede ben de bir insanım. Ve evet, dolayısıyla herkesle sınandığımız dönemlerimiz olduğundan burası bizim için aslında ee, hadi bakalım bugün nasılsın dediğim bir noktaymış gibi sizin falınıza bakmışım da e, nasılsın dünden beri dediğim yermiş sabahtan beri iyi misin falan gibi böyle yani arkadaşlar. O yüzden... Ee, sanki ee, size şahsınıza bakıyormuşum, karşımdaymışsınız gibi hissedip güzel temennilerde bulunmak istedim. Dostlarım olarak değerlendiriyorum bu kısmı. Toplu da teşekkür edebileceğim tek alan aslında. Dolayısıyla arkadaşlar derdinizi bilmiyorum ama birbirimizin böyle pozitif anlamda duacımız olalım. İnsanın kendine değil başkası için ettiği dua daha makbuldür denilir. Ben de bunu çok net hissedenlerdenim. Şimdi aldığım mesajlar da Buket Hanım sayenizde şöyle düşündük. Böyle oldu biliyor musunuz? Aslında siz şuna vesile oldunuz. Ne mutlu bana diyorum ya. Ben burada insanların hayatlarına faldan ötesinde pozitif bir enerji sağlayabilmişsem. Hayatlarına küçücük de olsa mutluluk dokunuşlarım olabildiyse. Ben burada olmaktan inanılmaz keyif alıyorum her şeyden önce. Derdinizi bilmiyorum. Geçecek. Buna inancınız tam olsun. Kesinlikle pozitif enerjinizi eksiltmeyin. Birileri yapmıştır ama ilahi adalet. Er geç tecelli eder. Geçici zaferlere takılı kalmayın arkadaşlar. Kendinizi bu anlamda her zaman dik tutun diyorum. Ve yarınlarınızdan da inancınız her zaman tam olsun. Çünkü geçecek bir gün kapandıysa yarın açılacaktır. Sen umudunu yitirme. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar sağlığımız yerindeyse biz geri kalanını hallederiz. O yüzden başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.